Hepinize esenlik olsun. Merak ediyorum aslında şu an bu çalışıyor mu diye birkaç farklı yöntemle denedim. Küçük bir teknik arıza da oldu. Ama merak ediyorum şu an acaba bu çalışıyor mu, iyi çalışıyor mu diye. Eğer sizler bunu gördüyseniz ya da buraya girdiyseniz, buradaysanız lütfen bana bir haber verebilirsiniz. O zaman ben de bunun çalıştığından emin olabilirim. Bir taraftan ben de kontrol etmeye çalışıyorum. Hepinize esenlik olsun. Rab gününüzü bereketlesin. Dilerim kesintisiz görünüyordur her şey. Biraz bekleyelim. Bakalım biraz gelebilecek kardeşler de gelsinler zamanınıza. Ben bu arada belki ilk defa burada olanlar vardır. İlk defa beni görenler de vardır. Kendimi de tanıtayım. Vahan İsaoğlu adım. Kilisede hizmet ediyorum. Aslında her Perşembe biz kanalımızdan bu yayını canlı olarak yapıyoruz. Ama bu hafta bir değişiklik olsun istedik. Bu sefer farklı bir yerden yayın yapmak istedik size. Ben farklı bir yerden size ulaşıyorum. Umarım her şey düzenli görünüyordur aslında. Ben sizleri görmekten dolayı çok mutluyum. Bir taraftan bu sisteme çok da aşina değilim. O yüzden Rabbin lütfuyla bakalım her şey nasıl olacak. Dilerim sizler de iyisinizdir, sağlıklısınızdır. Rab gününüzü bereketlesin. Aslında bir taraftan şeye bakıyorum. O yüzden böyle hem daha gelenler vardır diye bekliyorum. Hem de sizlerin mesajlarını acaba görebilecek miyim bir taraftan diye merak ediyorum. Evet, Özcan Bey teşekkür ediyorum. Ses de görüntü de iyi demişsiniz. Teşekkür ediyorum size. Rab sizi bereketlesin. O zaman bu tanıtımımızı her haftaki gibi biz yapalım. Ondan sonra konumuzu da konuşalım. Bakalım bugün Rab bizlere bu konu aracılığıyla ne yapacak? Aslında işte her Perşembe günü bu saatte Saat Editör ekranlarında Perdenin Arkası yayınlanır. Bu sefer bir değişiklik yaptık. Facebook'tan böyle yine sizin mesajlarınızı görerek bu şekilde sizlere ulaşmak istedik. İlk defa burada olanlar için yine biz her Perşembe Kutsal Kitap'tan, Tevrat, Zebur ve İncil'den Tanrı'nın sözünü konuşuyoruz, kendimizi konuşuyoruz, Tanrı'yı tanımaya çalışıyoruz. Tanrı'yı tanıdıkça aslında kendimizi de tanıyoruz. Çünkü öyledir değil mi? Yani bir şeyi tanımak istersen çok ilginç. Eve bir eşya aldığımızda, gerçi biz Türkiye'de bunu zor yapıyoruz. Yani ne demek? Bir eşya aldığımızda onun bir kullanma kılavuzuyla birlikte geliyor o. Onu üretenler bunu yazmışlar. Nasıl kullanabileceğimizi. Tabii biz onu en son okuruz çalışmazsa diye. Ama tabii o kullanma kılavuzunda o cihazın özelliklerini, ne durumda kullanabileceğimizi, ne durumda kullanamayacağımıza dair pek çok bilgi içerir. Hangi amaçlarla kullanacağımıza dair. Dolayısıyla insanın bir kullanma kılavuzu var mı? Belki bugün bunu biraz düşünürüz. Yani insan yaratılmış olduğu aşikardır. Biz yaratıldık, evet. Ama bu insanın bir kullanma kılavuzu var mı? Kim yarattı insanı? Yaratılış amacı ne? Ne iş yapar? Neyi iyi yapar? Ne yaparsa iyi olur, ne yaparsa kötü olur? Bunların hepsi yüzyıllar boyunca sorulan sorular aslında. Bugün biraz buna da değineceğiz. Yani biz Tanrı'yı tanıdıkça, kısaca kendimizi daha iyi tanımaya çalışıyoruz. Daha iyi anlıyoruz. Ve duam da şu, bugün Rab kendi sözü aracılığıyla her birimize dokunsun, bereketlesin ve kendi etkin gücüyle bizleri donatsın diye dua ediyorum. O zaman unuttuğum bir şey yoksa, bu arada evet onu söyleyeyim, unuttuğum bir şey olabilir. Sizin mesajlarını buradan görüyorum. Zaten evet yayınlandı. Soru, görüş ve önerileriniz için yazabilirsiniz, arayabilirsiniz. Hala bunlar devam ediyor. O zaman gelin bugünkü konumuzu düşünelim aslında. Bakalım nasıl olacak bu ilk deneyimimiz. Şimdi ilginç bir şey hakkında düşünüyordum. Yuhanna 9. bölüm. Dilerseniz okuyalım. Yuhanna 9. bölümde ilginç bir hikaye var.
bizim önümüzde. Diyor ki İsa yolda giderken doğuştan kör bir adam gördü. Öğrencileri İsa'ya, Rabbi kim günah işledi de bu adam kör doğdu? Kendisi mi yoksa annesi babası mı diye sordular. Bu hikayeyi biz tek tek incelemek istiyoruz. Yani hepsini bütün okumayacağız ama adım adım parçalara bölüp üzerinden düşünmek istiyoruz. Ve merak ediyorum aslında doğuştan kör. Benim tanıdıklarım var bu konuda. Doğuştan kör. Onlardan dinledim bunu. Ama merak ediyorum, siz hiç doğuştan kör olmak nasıl bir duygu? Hiç düşündünüz mü? Yani hiç görmemişsiniz. Belki de bugün bu yayını görüyorsunuz ama hiçbir şey görmediniz daha önce. Bir kitap neye benzer? Gökyüzü neye benzer? Ya da araba neye benzer? Sokaklar neye benzer? Hiç görmediğinizi hayal edin. Dünya neye benziyor? Hiç görmediğinizi hayal edin. Elbette körler tamamen görmez sayılmaz. Evet, göz organları çalışmaz ama onlar başka türlü görürler. Yani elleriyle dokunarak, hissederek, duyarak, aynı şekilde yürek gözleriyle. Yani yaratılışın neye benzediğine dair bir tahminleri olabilir. Ve bu gerçeğe çok yakın olabilir. Ama renklerle ilgili konuşalım mesela. Kırmızı neye benziyor? Neyle bağdaştırabilirsiniz? Mesela görmeyen birine kırmızının ne olduğunu nasıl anlatabilirsiniz? Neye benziyor diyebilirsiniz? Çünkü güneşe benziyor desek diyemeyiz. Maviyi nasıl anlatabilirsiniz? Gökyüzüne benziyor desek gökyüzünü de görmedik. Peki ben bunu sordum. Bu sadece fiziksel bir körlükle ilgili sormadım aslında bunu. Bunu bir de şöyle sordum. Ya bu yeryüzünde kör doğmuş pek çok insan varsa ve hiç kör olduklarının farkında değillerse, yani gerçeklik tamamen onların gördüğü gibi sanıyorlarsa. Karışık olduğunu farkındayım, biraz açıklayacağım. Biliyor musunuz, bundan yüzyıllar önce Yunus balıkları hiç ses çıkartmazdı. Yani onların hiç sesi yoktu bundan yüzyıllar önce. Ama sonra bir gün onların bir sesi oldu. Nasıl oldu diye merak ediyor musun? Söyleyeyim. Yunuslar konuşmaya başlamadı. Yunuslar hep konuşuyordu. Ama bir gün insanoğlu kendi icat ettiği teknolojik cihazlar sayesinde Yunusların konuştuğunu fark etti. Yani ne anlatıyorum? Yunuslar belli bir yüzyıla kadar bizim gözümüzde hiç konuşmadılar. Ve biz dedik ki onlar konuşmuyor. Onların sesleri yok. Ama bir gün Yunuslar konuşmaya başladı. Çünkü biz keşfettik. O güne kadar bu konuda kördük. Mesela bir zamanlar dünya denilen şey bir öküzün üzerindeki tepsi olan dümdüz bir şeydi. Gerçeklik buydu. Bunlar hakkında kitaplar yazıldı. Bunlar hakkında pek çok şey. Edebi makaleler bunlarla dolu. Ancak bir gün dünya yuvarlak oldu. Ya da biz yuvarlak olduğunu keşfettik. Bunun gibi körlükle ilgili konuşuyorsak olabilir mi ki bugün pek çok alanda bizim gözümüz kör olsun ama biz kendimizi görüyor zannedelim. Ben sizi bilmem ama ben kişisel olarak bu durumda olduğum çok oldu. Özellikle iman etmeden önce Tanrı ile tanışmadığım zamanlarda her şeyi bildiğim ergenlik dönemi yaşlarımda her şeyimi bildiğimi zannettiğim aslında. İşte tam böyle bir dönemdi. Körlük. Önümde bir gerçeklik vardı. Onun gerçek olduğunu düşünüyordum. Ama bir gün
onun eksik olduğunu fark ettim. Yine yeni iman ettiğim zamanlarda aynı şekilde öğrenirken gözümün ne kadar kör olduğunu, ne kadar ulaşılan bazı şeylerin ne kadar görmesi zor olduğunu fark ettim. Peki ne oldu? Sorarsanız sen şimdi görüyor musun diye. Bir şeyler görüyorum. Doğru. Ama o gördüklerim gerçek mi? O gördüklerim gerçeğin bütünü mü? Bunu öğreniyoruz. Biz gün ve gün Mesih'le tanıştıkça, onun sözüyle tanıştıkça yeni gerçeklerin farkında oluyoruz. Ve bizim dünyamız değişiyor o zaman. İşte bu adam hayatı boyunca hiç görmemişti. Yani onun için bütün gerçeklik sadece kafasında tahmin ettiği bir gerçeklikti. Bence bu sokak böyledir. Bence gökyüzü böyledir. Bence ışık böyle bir şey olmalı. Bence kırmızı böyle bir şey olmalı diye bütün gerçekliği tahmin ettikleriydi. Tıpkı bugün pek çok insanın Tanrı hakkında tahmin ettiği gibi. Bugün sokağa çıkıp sorarsanız Allah nasıl biridir, Tanrı nasıl biridir, inancı nasıl bir şeydir? Herkes en iyi şeyleri anlatır. Ama aslında o en iyi şeyler kişinin hayal ettiği şeylerdir. Yüreğinde bir Tanrı hayal eder. Tanrı, inanç, din böyledir der. Peki gerçekten öyle mi acaba? Ve biz bu gerçekleri nereden öğrenebiliriz? İşin aslını soracak olursanız insanlar gerçekleri duymak istemezler. İnsanlar kendi gerçeklikleriyle yaşamak isterler. Çünkü bu insanları rahatlık alanında tutar. Mesela benim bir şeyi yapamayacağımı örnek veriyorum. Bir spor dalı. Bunu hiç denemedim ama kafamda hep bunu yapabileceğime dair bir hayal var. Bu hayalle yaşamayı seviyorum ben. Bir gün bunu yapamayacağım gerçeğiyle karşılaştığım zaman yıkılacağım. Kendimle ilgili bir şey değiştirmek zorunda kalacağım. Bunu istemiyorum. Bu aynı körlük gibi. Benim hayalimde bir tanrı var. Bu tanrı işte mesela eşitlikçi. Herkese eşit davranıyor. Kadına erkeğe eşit davranıyor. Şiddeti desteklemiyor mesela. Barış dolu benim tanrım. Sevgi dolu benim tanrım. İşte peygamberlerim, inandığım peygamberler barış dolu, barışçıl. Peki böyle bir gerçek var önümüzde. Peki bu gerçekten gerçek mi? Yoksa bizim inanmak istediğimiz gerçek mi? Bu arada mesajlarınızı görüyorum. Rab sizi bereketlesin. Kutsal kitapla ilgili bir soru var. Bunu mutlaka yanıtlayacağım program içinde. Şimdi bu gerçeklere gelecek olursak dedik ki İsa yolda giderken doğuştan kör bir adam gördü. Demek ki doğuştan kör hayır bir fikri olan bir düşüncesi olan ancak eksik tam anlamıyla bu gerçekleşmeye. Öğrencileri İsa'ya Rabbi kim günah işledi de bu adam kör oldu dedi. Kendisi mi yoksa annesi babası mı diye sordular. Tabii yani bu sorunun teolojik bir anlamı var. Bugün bunu çok fazla anlatmayacağız ama dokunacağız yani. O dönemde herhangi bir günahın mutlaka ve mutlaka bir suçun cezası olduğuna inanılırdı. Yani özellikle deri hastalığına yakalanmış olanlar ya da diğer hastalıklar bunun mutlaka ya kendisinden ya annesinden babasından gelen bir suçun cezası olarak geldiğine inanılırdı. Dolayısıyla öğrenciler bunu sordular. Dediler ki kim günah işledi? Yani İsa şu yanıtı verdi. Ne kendisi ne de annesi babası günah işledi. Tanrı'nın işleri onun yaşamında görülsün diye kör oldu. Şimdi İsa'nın sorusunu biraz dikkatli inceleyelim. Çok derin yani bakmayacağız ama. İsa diyor ki, tabii biz Romalılardan biliyoruz ki herkes günah işledi ve Tanrı'nın yüceliğinden yoksun kaldı. Ancak İsa diyor ki, bu körlük kendisinin ya da annesinin babasından, onların bir günahından kaynaklanan bir körlük değil. Ancak Tanrı'nın işleri onda görülsün diye. Şimdi hayal edin, Tanrı'yı hayal edin. Gerçekten kendi adını yüceltmek için
bir kişiyi kör bir yaşam sürmesi Tanrı'nın karakterine uyuşuyor mu? Ama bakın, diyor ki Tanrı'nın işleri onun yaşamında görülsün diye kör doğdu. Beni gönderenin işlerini vakit daha gündüzken yapmalıyız. Geliyor, o zaman kimse çalışamaz. Bakın, burada gece ve körlük arasında bir bağ vardır. Yani bu adam için her şey gece, her şey karanlık. Oysa İsa diyor ki biz Tanrı'nın işlerini gündüz yapmalıyız. Yani ışıkta, yani aydınlıkta yapmalıyız. Peki, öyleyse sizler gibi benim de aklıma bu soru geliyor. Gerçekten Tanrı'nın adının yücelmesi için bu adamın onca yıl kör olarak yaşaması gerekir miydi? İşin aslı bilmiyoruz. Ne demek bilmiyoruz? Benim hayatımda birkaç defa bazı fırsatlar oldu. Hayatımı tamamen değişiklik fırsatı, Tanrı'yı tanımıyordum o zaman. Hayatımda tamamen değişiklikler yapma fırsatlarım oldu. Onların bazılarını yaptım. Bazılarını ise yapmadım. Mesela örnek veriyorum. Başka bir şehire yerleşmekle ilgili bir düşüncem vardı. Bunu yapmadım. Gerçekleştirmedim. Ve yaşadığım şehirde, İstanbul'da Tanrı beni buldu ve beni kurtardı. Peki, ben eğer o diğer şehre gitseydim, acaba ne olacaktı? Bunu hiç bilmiyorum. Merak etmiyorum. Hayatımızla ilgili pek çok dönüm noktası var böyle. Biz gittiğimiz yolu biliyoruz ama gitmediğimiz yolu hiç bilmiyoruz. Şimdi bu adam kör olduğunda, kör olarak yaşarken İsa Mesih'in harika mucizesiyle tanıştığında hayatı değişecekti. Ancak eğer kör doğmasaydı onun hayatı ne halde olacaktı? Bunu hiç bilmiyoruz. Bunu hiç bilmiyoruz. Daha iyi olabileceğini varsayabiliriz. Ama elimizde buna dair hiçbir işaret yok. Bu yüzden bu konuda Tanrı'ya güvenmemiz gerekir. Ve hikayenin devamı şöyle. Gece geliyor. O zaman kimse çalışamaz. Dünyada olduğum sürece dünyanın ışığı benim. Bakın, bunun hakkında düşünmenizi istiyorum. Bugün ışık yok mu? Yani benim mesela sol tarafımda sizlerin de fark ettiğiniz gibi bir pencere var. Odamda yanan bir ışık var. Dünyada bir ışık var. İşin aslı bu ışık aracılığıyla her şeyi görüyorum. Aslında bilimsel tanımlara da bakarsanız görmek tamamıyla ışığın nesnelere vurup gözümüze yansımasıyla ilgili. Yani biz ışık aracılığıyla görüyoruz. Işık olmazsa biz göremiyoruz. Işıkları kapatınca her şey karanlık. Ama İsa Mesih dedi ki ben dünyanın ışığıyım. Ne kastetti? Ne anlatmak istedi burada? Dünya karanlık mıydı? Da İsa Mesih dedi ki ben dünyanın ışığıyım. İşin aslı evet. Dünya bugün pek çok koşturma içinde. Herkese göre kendisinin bir yaşam amacı var. Sokaklar koştu. Gerçi bugünlerde bu hastalıktan dolayı insanlar çok fazla dışarı çıkmasalar da her yerde hastalıklar var ve insanlar sürekli bir şey. Pek çok insan soruyor, ne olacağız, ne yapacağız, nereye gidebiliriz, ne oluyor? Ve bunların cevapları aslında yok. Peki, İsa Mesih ben dünyanın ışığıyım derken ne demek istedi? Dedi ki, benim ışığımla aydınlatılmış dünyaya bir de bakın. Bir de benim ışığımla aydınlatılmış dünyaya bir bakın. Örnek verecek olursak, birkaç arkadaşım tanıyorum. Biz yaklaşık İsa Mesih'le tanıştığımızda yaklaşık birlikteydik. Hepsine göre onlar Tanrı'yla gerçek anlamda tanışmadan önce bir dünya görüşleri vardı. Bir insana baktı mı onun bir anlamı vardı.
bir karşı cins birine baktı mı onun bir anlamı vardı. Hayatın bir anlamı vardı. Her şeyin bir anlamı vardı. Ama Tanrı onların hayatına girince, yeni bir ışık girince, o ışık her şeyi aydınlattı. Her şeyin anlamı değişti. İnsanın anlamı değişti, yaşamın anlamı değişti, Tanrı'nın anlamı değişti. Her şeyin anlamı değişti. Önder Bey yazmış mesela, güzel bir mesaj. Diyor ki Rabbimize hamdolsun. Onun bize verdiği, onun bize verdiği her nefes için, attığımız her adım ve yediğimiz her lokma yiyecek için, içtiğimiz her zerre su için ona şükürler olsun. Bakın ne kadar özel bir şey. Bugün soracak olursanız pek çok insana, mesela Önder Bey'in mesajından gidelim. Soracak olsanız, ya senin bu değirmenin suyu nereden akıyor? Senin bu yemek yiyecek nereden geliyor? Ben diyor çalışıyorum, kazanıyorum, ediyorum. Ben kendim yapıyorum. Ben aldım. Her şeyimi kendim yaptım. Ama bakın, bakın buradaki mesaj, Önder Bey diyor ki her şey bize Tanrı'dan geliyor. Tabii ki biz çalışıyoruz. Yani armut piş ağzıma düş demiyoruz. Çalışıyoruz, bunun için çaba sarf ediyoruz. Ama yine de her şeyin Tanrı'dan geldiğini biliyoruz. Peki bu ne? Nasıl bilebiliyoruz bunu? İsa Mesih'in ışığı sayesinde bunu bilebiliyoruz. Bu yüzden İsa Mesih dedi, ben dünyanın ışığıyım. Ben dünyaya, ben insanlara yepyeni, gerçek anlamlarını göstereceğim. Tıpkı ilk başta verdiğimiz örnekten gidecek olursak, Yunus'tan örnek verdik. Dedik ki biz Yunusların sesi olduğunu bilmiyorduk. Ama bir gün bir teknolojik imkan sayesinde oraya gerçek ışık geldi. Ve biz Yunusları duyduk. İsa Mesih de aynı şeyi söylüyor. Sizin bir dünya görüşünüz var. Hatta bu kör adamın bile kendi gördüğü bir dünya var. Ama diyor ki ben yeryüzündeyken yeryüzünün ışığı benim. Yeni bir ışık, yeni bir anlayış. Bütün bakışı gördüğünüz dünyayı değiştirmeye. Ne kadar özel, bakın. Ve devam edelim. Bu sözleri söyledikten sonra yere tükürdü. Tükürükle çamur yaptı. Çamuru adamın gözlerine sürdü. Adama git Şiloa havuzunda yıkan dedi. Şiloa gönderilmiş anlamına gelir. Adam gidip yıkandı. Gözleri açılmış olarak döndü. Komşuları ve onu daha önce dilenirken görenler oturup dilenen adam bu değil mi dediler. Kimi evet o dedi. Kimi de hayır ona benzemiyor dedi. Kendisi ben öyleyim dedi. Öyleyse gözlerin nasıl açıldı diye sordular. O da yanıt verdi. İsa adındaki adam çamur yapıp gözlerime sürdü ve bana Şiloa'ya git yıkan dedi. Ben de gidip yıkandım. Gözlerim açıldı. Ona nerede oldu diye sordular. Bilmiyorum. Şimdi bazılarınızın şu soruyla ilgili merak ettiğini biliyorum. Neden çamur yaptı, gözlerini sürdü? Neden Şiloa havuzuna gönderdi? Şiloa havuzu nedir? Ama aslında bunlarla ilgili detaylara bugün dokunmayacağız. Ama başka bir eğer bu görüş ve öneri bildirilen mesajlar var ya, biz hani hep diyoruz görüş ve önerileriniz. Bildirebilirsiniz, bizi arayabilirsiniz, mesaj yazabilirsiniz, bu yayının altına yazabilirsiniz. Eğer talep olursa, isterseniz onları da bir programda işleriz. Ama bugün özellikle dikkat çekmek istediğim nokta, bu adam görmüyordu ve İsa gelince gördü. Ve İsa söyledi, ben dünyanın. Peki nasıl anlayacağız? Gerçekten görüp görmediğimizi. Yani bugün bakıyoruz, ben bir şeyler görüyorum sokaktaki pek çok insan gibi. Bunun gerçek olup olmadığını nasıl anlayacağız? İşte Tanrı'yla, dua ederek, onun sözüyle zaman geçirerek,
ondan öğrenerek ya da bir kiliseye katılıp kardeşlerle birlikte paydaşlık ederek. Şimdi şuraya gelmişken, konusu gelmişken şunu da söyleyelim. Bizim kendi bildiğimiz bir doğruyla yaşamak bizim için kolay. Gerçekten. Bizim bir doğrularımız var. Çoğunu sorgulamadan Tanrı şöyledir, hiç aramıyoruz. Şu böyledir, bunu sormuyoruz. Bu rahat ama İsa Mesih dedi ki geniş kapı ölüme götürür, dar kapı yaşama götürür. Yani rahatlık alanımızdan çıkmamız Tanrı'nın gözünde onu keşfetmemiz ve onun bizim için hazırladığı geleceğe ulaşmamız için önemli. Şimdi dedik ki bu adam görmüyordu. Kendi bir gerçekliği vardı. İsa ona dokundu. Nasıl dokundu? Dedi ki ben ışığım. Ben ışık tutuyorum dünyaya. Ama İsa Mesih bu ışıkla ilgili bir şey daha söyledi. Gelin bunu da birlikte bakalım. Bu sefer Matta kitaplarına döneceğiz. Ben de sayfalarımı çeviriyorum bir taraftan. Matta 5. bölüme geliyoruz. Ve Matta 5. bölüm 13. ayette meşhur dağdaki vaazda İsa Mesih kendisini izleyenlere ilginç bir metafor, ilginç bir benzetme kullandı. Gelin bunu okuyalım. Matta 5:13. Yeryüzünün tuzu sizsiniz. Ama tuz tadını yitirirse bir daha ona nasıl tuz tadı verilebilir? Artık dışarı atılıp ayak altında çiğnenmekten başka işe yaramaz. Dünyanın ışığı sizsiniz. Hatırlarsanız az önce Yuhanna 9. bölümde İsa Mesih diyordu ki ben yeryüzündeyken dünyanın ışığı benim. Ama şimdi burada diyor ki dünyanın ışığı sizsiniz. Tepeye kurulan kent gizlenemez. Kimse kandil yakıp tahıl ölçeğinin altına koymaz. Tersine kandilliğe koyar. Evdekilerin hepsine ışık sağlar. Şimdi bu kandillik vesaire kavramları bizim günümüzde biraz daha yabancı. Tabii pek kullanmıyoruz artık yani. Düğmeye basıyoruz, bizim kandilimiz yanıyor ya da telefonun düğmesine basıyoruz ama bakın. Bir kenti tepeye kurarsanız diyor yükseğe, onu gizleyemezsiniz. Yani dünyanın ışığı sizsiniz, bunu gizleyemezsiniz. Diyor ki kimse kandil yakıp tahıl ölçeğinin altına koymaz. Tahıl ölçeği alçak hizada olan bir yerdir. Kandili yakıp yere koymaz. Diyor ki kandilliğe koyar. Her şeyi aydınlatsın diye. Evdekilerin hepsine ışık sağlar kandillik diyor. Sizin ışığınız insanların önünde öyle parlasın ki iyi işlerinizi görerek göklerdeki babanızı yücelsinler. İyi işler. Biz iyi işlerle kurtarmıyoruz ama Efesler 2. bölüm 8. ayette diyor ki Tanrı Mesih'te bizi onun önceden hazırladığı, tasarladığı iyi işleri yapabilmemiz için yaratılışın öncesinde seçti, tasarladı. Demek ki birkaç şey birleştirdik. Körlük açılıyor, ışık gelince ve İsa Mesih yeryüzündeyken ışık benim diyor. Sonra dağdaki vaazında öğrencilerine yeryüzünün ışığı sizsiniz diyor. Diyor ki sizin ışığınız insanların önünde öyle parlasın ki ışığınız parlasın diyor. İyi işlerinizi görerek iyi işler göklerdeki babanızı yücelsinler. İsa Mesih kendi görevini bize veriyor. Kendisi ışık. Ve küçük ışıklar yaratıyor. Körlerin gözlerini açarak.
Ne için? Bizim ışığımız olsun, gizlenelim diye mi? Ya da bu Covid-19 hastalığının korkusunun saldığı dünyada o karanlığa bir ışık olarak mı? Ya da dün bu hastalık olmadı. Matta 28. bölüm bu yüzden öğrencilerine dedi ki gidin. Tanrı'nın bize verdiği görev her zaman gitmekle ilgilidir. Bu benim sözüm değil, alıntıdır. Çok değerli bir öğretmenimden. Dedi ki Tanrı'nın bize verdiği görev her zaman gitmekle ilgilidir. Bu bazen başka bir şehire, bazen başka bir ülkeye, bazen başka bir yüreğe, bazen başka bir komşuya. Ama Tanrı'nın bize verdiği görev her zaman gitmekle ilgilidir. Gitmeden bunu gerçekleştiremeyiz. İsa Mesih bu buyruğu verdi. Gidin. Bütün uluslara Tanrı'nın sözünü anlatacağız. Onun yüceliğini anlatacağız. Ve Mesih'in öğrencileri olarak bunu öğreteceğiz. İsa Mesih ışıktı. Ama seni bu yeryüzüne ışık olasın diye seçti. Kendi görevini devretti. Ne kadar büyük bir şey fark ediyor musunuz? Tanrı kendi yüreğinin arzusunu yapmak için kendi başına yapabilecekken kendi halkını seçiyor. Kendi müjdecisi için. Bu çok ama çok değerli bir söz. Ve son olarak şunu söyleyelim. Bir Mesih öğrencisi pırıl pırıl ayakkabıları olabilir. Bu örneği daha önce verdim. Pırıl pırıl bir kutsal kitabınız olabilir. Pırıl pırıl ayakkabılar olabilir. Uzaktan baktı mı biri bize ne kadar güzel, yıpranmamış, temiz görünüyor diyebilir. Ama işin aslı o kutsal kitap hiç okunmamıştır. Amacı hiç gerçekleşmemiştir Tanrı'nın. O kutsal kitabı size ulaştırırken. O ayakkabılar hiç kullanılmamıştır. Sizi hiçbir yere götürmemiştir. Eskimemiştir. Tozda, çamurda giyememişsinizdir. Size destek olmamıştır hayat yolculuğunuzda. Bu yüzden pırıl pırıl görünür ama işe yaramamış olabilir. Bizim çağrımız bu kandilliği, bizim çağrımız pırıl pırıl yıpranmamış değil ama yeri gelir yaralanmış, yeri gelir sırtından vurulmuş, yeri gelir yorulmuş, yeri gelir uykusuz kalmış, yeri gelir ihanete uğramış, yeri gelir yalnız bırakılmış İsa Mesih gibi, yeri gelir anlaşmazlığa uğramış ama yine de Rabbin barışı için çalışan kişiler olarak bu yolda çağrıldık. Çünkü İsa Mesih de böyle bir yol izledi. O zaman sözlerimizi bitirirken gelin birlikte dua edelim ki Tanrı kendi ışığını bizden yansıtsın bu yeryüzüne, özellikle bugünlerde. Rabbimiz, kurtarıcımız sana teşekkür ediyoruz bugün için, bütün yaptıkların için ve kendi yüce görevin için bizleri de seçtiğin için ya Rab. Işık olarak bizleri seçtiğin için. Ama ya Rab, sen kutsal ruhunla bizleri doldur ki bizler gerçekten ışık olalım. Sen kutsal ruhunla bizde egemenlik kur ki biz gerçekten yeryüzüne bir tuz gibi tat verelim diye dua ediyorum. Ve bu uğurda Efesler'de söylediğin gibi bizi kendi tasarladığın iyi işleri yapmak üzere seçtiğinden dolayı sana minnettarız babacığım. Teşekkür ediyorum. Adına övgü ve yücelik olsun. Amin ve amin. Değerli izleyenler, iyi ki buradasınız. Varlığınız bana güç verdi, teşvik verdi. Haftaya yeniden görüşmek dileğiyle sizleri çok seviyorum. Dualarındasınız. Rab hepinizi bereketlesin, sağlıklı günler versin, korusun ve ışık olarak bulunduğunuz yerde kullansın. İsa'nın adıyla. Amin.